Şimdi katı, sıvı ve gaz halinde bulunan madde homojendir. Hal değişim şeklinde bulunanlar, yani ikinci ve dördüncü bölgede bu maddeler heterojendir. Notumuzu aldık. Sonra devam ediyorum. Arkadaşlar, bizim iki türlü enerjimiz var. Biri potansiyel enerji, diğeri ise kinetik enerji. Şimdi potansiyel enerji maddenin nesinden kaynaklı enerjidir ya da kinetik enerji maddenin nesinden kaynaklı enerjidir? Hadi güzel fizik bilgilerinizi sunun bana. Kinetik enerji deyince ne geliyor aklınıza? Kinetik enerji. Hareket enerjisi, potansiyel enerji de aslında durum enerjisi değil midir? Kaba taslak tanımlayacaksa. Şimdi bizim molekülümüzün arkadaşlar, moleküllerimizin kinetik ve potansiyel enerji kavramları var. Şöyle diyoruz. Kinetik enerjiyi EK ile gösteriyoruz. Kinetik enerji yalnızca sıcaklıkla ilişkilidir. Sıcaklığı ne ile gösteriyorduk? T harfi ile gösteriyorduk, değil mi? Yani bu bölgelerde diyeceğiz ki sıcaklığın arttığı bölgelerde kinetik enerji artar. Peki sıcaklık hangi bölgelerde artmıştır? Sıcaklık hangi bölgelerde arttı arkadaşlar? Bakın, birinci bölgede sıcaklık arttı mı? Arttı, farkında mısınız? Başka, ikinci bölgede sıcaklık arttı mı? Hayır, artmadı. Üçüncü bölgede sıcaklık arttı. Güzel. Bir de beşinci bölgede sıcaklık arttı. O halde 1, 3 ve 5. bölgeler için diyorsunuz ki sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Not alan arkadaşlarım için söylüyorum. 1, 3 ve 5. bölgelerde sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. Potansiyel enerji sabittir. Potansiyel enerjiyi de EP ile gösterelim. EP dediğimiz potansiyel enerji sabittir. Lütfen dikkat edin. Bölgede birinin enerjisi artarken diğeri bekler, sabit kalır. Çünkü maddeye verdiğim bir ısı var. O ısıyı madde bir şekilde depolamalı. Ya potansiyel enerji olarak depolayacak ya da kinetik enerji olarak depolayacak. Harika. Peki geldim ikinci ve dördüncü bölgeye. İkinci bölgede arkadaşlar hal değişim gerçekleşiyor, değil mi? Dördüncü bölgeye de bakın, hal değişim gerçekleşiyor. Şu ikinci ve dördüncü bölge için bakıyorum. Sıcaklık sabit mi? Sıcaklık. Sabit değil mi? Sabit olduğunu şöyle üzerine bir ok çizerek söyleyelim. Sıcaklık sabitse bu adamın nesi sabittir? EK dediğimiz kinetik enerjisi sabit değil midir? Bakın, ikinci ve dördüncü bölgelerde sıcaklık sabit. Sıcaklık sabitse bu adamın EK dediğimiz kinetik enerjisi de sabittir. Ben bu maddeye ısı veriyorum. Verdiğim ısıyı ne diye depolayacak arkadaşlar? Potansiyel enerji, yani EP olarak depolayacak. O halde potansiyel enerjisi artar yorumunu yapacağız. Şimdi olay anlaşıldı mı? Tüm bu yorumları arkadaşlar yapmamız lazım. Tüm bu yorumları yapmamız lazım. Hal değişim kısmından mı bahsediyorsun? Hemen şöyle söyleyeyim. Birincisi, bakın, birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde sıcaklık artınca kinetik enerji artar dedim. Aynı mantıkla yola çıkıyorum. İkinci ve dördüncü bölgelerde sıcaklık değişmemiş, değil mi? Uzun bir süre aynı sıcaklıkta bu adamlar. Sıcaklık değişmediyse kinetik enerjiyi de değiştiremezsiniz. Yani kinetik enerji sıcaklık demek aslında bizim için. Bu adam ısı alıyor. Aldığı ısıyı nasıl depolayacak bu durumda? Potansiyel enerji olarak depolayacak. Yani sonuç olarak 1, 3 ve 5'te kinetik enerji artarken potansiyel sabittir. İkinci ve dördüncü bölgelerde potansiyel enerji artarken kinetik enerji sabittir. Ama bunu uzun uzun ezberlemek yerine direkt sıcaklıkla bağlantı kurabilirsiniz. Çünkü sıcaklık skalanız var, bakın şurada. Sıcaklığın arttığı bölgede kinetik enerji artacak, diğer enerji sabit diyeceksiniz. Direkt mantığımız bu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi birkaç bilgi daha vereceğim.
Birkaç bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Yoklamanızı aldım. Tamam mıdır? Peki madde direkt bakın katıdan gaz haline geçerken acaba neler değişiyor? Beraber yorumlayalım mı? Yanına maddeler halinde yazabiliriz. Ama basamak basamak değil, direkt katıdan gaza geçti. Yani onu düşünüyoruz. Birincisi, maddenin düzensizliği ne olur sizce? Düzensizlik. Düzensizlik ne olur? Artar. Hemen ilk madde olarak şuraya düzensizlik artar dersiniz. Düzensizlik artar. İkincisi, tanecikler arasındaki boşluk artar mı azalır mı? Tanecikler arasındaki boşluk artar. Harika. İkinci madde olarak tanecikler arasındaki boşluk artar dersiniz. Üçüncü maddem. Maddenin toplam kinetik enerjisi. Maddenin toplam kinetik enerjisi. Bakın, birinci bölgeden beşinci bölgeye geçebilmiş, yani tüm bu ara basamakları yaşamış biri için konuşuyoruz. Sonuçta sıcaklıkları artacağı için kinetik enerjisi artar değil mi? Harika. Toplam kinetik enerji artar. Üçüncü madde olarak şuraya. Toplam kinetik enerji artar. Peki dördüncü madde için diyorum ki toplam potansiyel enerjisi. Toplam potansiyel enerjisi. Harikasın Masal. Bu adam bakın birden beşe geçerken tüm şu ara basamakları yaşıyor. Şunu düşünün, enerjinin biri artarken öteki sabit. Sonra diğeri artarken diğeri sabit. Toplama baktığınızda başlangıca göre her iki enerji de artacaktır. O halde toplam potansiyel enerjisi de sabit yorumu yaparsınız şuraya. Toplam potansiyel enerjisi de sabit. Peki hacim. Hadi bakalım hacim ne olur acaba? Katı bir maddenin hacmini düşünün. Gaz bir maddenin hacmini düşünün. Toplam hacim ne olur? Toplam hacim bence artar. Sıcaklık arttı. Toplam hacim ne olacak arkadaşlar? Artacak. Sonuçta bir maddenin gaz hali katısına göre daha fazla yer kaplayacaktır. Aynı madde için konuşuyorsak. Öyle değil mi? Toplam hacim artar yorumu yaparsınız. Ama yanına parantez içinde şey diyelim, su hariç diyelim. Suyun özel durumu var. Onu bir sonraki ünitede zaten açıklayacağız. Suyun özel durumu var çünkü. Peki yoğunluk. Hadi bir de yoğunluğu kıyaslayalım. Katıdan gaza geçti. Yoğunluk ne olur arkadaşlar? Yoğunluk azalır. Süpersin. Evet Özgür, anlatmıştım ama bir sonraki ünitede gene yeri var birazcık. Güzel. Yoğunluk şuraya, yoğunluk azalır diyorsunuz arkadaşlar. Gene suyun özel durumu var, lütfen dikkat. Yani hacim ve yoğunlukta suyun özel durumu var. Şimdi bu hal değişim grafiklerinin bir de tersleri var arkadaşlar. Soğuma grafikleri var. Tamam mıdır? Hadi beraber bir sonraki sayfaya geçelim. Acaba neler olacak? Of. Düzensizlik artar demiştik birinci madde olarak. İkinci madde olarak ne demiştik? Tanecikler arasındaki boşluk artar demiştik. Üçüncü madde olarak kinetik enerji, toplam kinetik enerji artar dedik. Dördüncü madde olarak toplam potansiyel enerji de artar dedik. Beşinci için hacim artar dedik. Son madde için yoğunluk azalır dedik. Şuraya son bir madde daha ekleyebilirsiniz. O da şöyle, madde her bölgede ısı alır. Biliyorsunuz ki ısı ve sıcaklık kavramları birbirlerinden farklı kavramlar. Madde her bölgede ısı alır. Arka sayfada grafik yok. Yok, grafik yok zaten. Arka sayfada grafik, bu açıkladığım şeyler var. Üzerinden geçmiş olacağız. Son madde olarak şunu ekleyin arkadaşlar. Madde her bölgede ısı alır.
tamam mı? Ama birinci, üçüncü ve beşinci bölgede sıcaklığını arttırır. İkinci ve dördüncü bölgede sıcaklığı değiştirmez. Onun zaten yorumunu yapabiliriz. Şimdi burada bölge bölge anlatıyor arkadaşlar. Mesela birinci bölgeyle başlamış. Birinci bölgede madde katı haldedir ve homojen görünümlüdür. Söyledik zaten. Katının aldığı ısı kinetik enerjiyi arttırır. Bakın birinci bölgede olayımız neydi? Birinci bölgede sıcaklık artıyordu, farkında mısınız? O halde kinetik enerji artar yorumunu zaten yapmıştık. Yani biz bu yorumları yaptık, şu an tekrar gibi bir şey olacak bizim için. İkinci bölgede artık katı erime sıcaklığındadır. Taneciklerin hareket enerjileri, tanecikler arası kuvveti yener ve birbiri üzerinden kaymaya, bakın sıvılaştı artık, katı sıvılaştı. Yani erimeye başlar. Erime süresince sıcaklık sabittir. Lütfen şunun altını çizin. Saf maddelerin hal değişim boyunca sıcaklığı sabittir. Bu bizim için çok çok önemli. Saf maddelerin hal değişim boyunca sıcaklığı sabittir. Sıcaklık sabit olduğundan kinetik enerji değişmez. Bakın söylemiştik bunu. Sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji değişmez. Ama alınan ısıyı ne diye depolayacak bu vatandaş? Potansiyel enerji olarak depolayacak. Yani potansiyel enerji artar. Maddenin hem katı hem sıvı hali bir arada olduğu için heterojen görünümdedir diyoruz. Var mı buraya kadar sıkıntı? Geçiyorum. Üçüncü bölgede artık sıvı form vardı değil mi? Madde sıvı haldedir ve homojen görünümlüdür. Zaten ilk iki bölgeyi eğer ezberlerseniz, öğrenirseniz 3, 4, 5 bunlar birbiriyle aynı ya da tersi şeklinde gelecek. Burada saf sıvı olduğu, yani sıcaklık arttırıldığı için kinetik enerjisi artacak. Sıcaklık artışı buhar basıncının dış basıncı eşit olacağı kaynama sıcaklığına kadar devam eder. Kaynama sıcaklığına gelince zaten artık dördüncü bölge girecek devreye. Artık bu adam kaynamaktadır. Kaynıyorsa madde hem sıvı hem de gaz halinde. Bu durumda bakın heterojen bir görünüme sahip, değil mi? Heterojen bir görünüme sahip. Sıvının tamamı gaz haline gelinceye kadar sıcaklık sabittir. İşte hal değişim burada da gerçekleşiyor. Sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji sabittir. Potansiyel enerji artar. Yani gördüğünüz gibi bakın birinci bölge üçüncü bölgeye benziyor. İkinci bölge dördüncü bölgeye benziyor. Öyle değil mi? Ve son bölgemiz beşinci bölge. Artık burada bu adam tamamen gaz fazındadır. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını artırır. İstediğim dereceye kadar arttırabilirim. Sıcaklık arttığından kinetik enerji artar. Maddenin görünümü homojendir. Yorumlarını yapıyoruz. Bakın grafiğimiz ve yorumları bizim için gerçekten önemli. Eskiden bunların problemleri de vardı ama müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Şimdi burada sizin grafik çizmeniz isteniyor. Aşağıdaki çizelgede saf bir X katısının ısıtılması süresince sıcaklık zaman değerleri verilmiştir. Buna göre grafiği çizin demiş soru. Grafiği çizdikten sonra da yandaki bilgileri tamamlayın demiş. Hadi beraber hareket ediyoruz arkadaşlar. Önce şunu yapıyorsunuz. Zamanları belirleyin. Hani şurası sıfır ya. 5, 10 şu zamanları 5, 10, 15, 20, 25, 35 şeklinde zamanları belirleyin arkadaşlar. Ya da isterseniz şöyle yapalım. Bütün hepsi açılıyor bu sefer. Buyurun. Aa. Çok iyi. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Dikkat edin. Sıfırda bu adamın sıcaklığı eksi 10'muş. Şuraya bir eksi 10 dediniz. Tamam mı? Sonra 5 dereceye geldiğinde bu adamın sıcaklığı 5 olmuş. Ama bakın 10 dakikada hala 5, 15 dakikada hala 5 farkında mısınız? Bu adam 5 sıcaklıkta uzun bir süre durmamış mı?
Demek ki 5 benim için bir hal değişimdir. Öyle değil mi? Yani 10 eksi 10'dan 5 dereceye bu adam çıkmış. Sonra 5 dakikada uzun bir süre durmuş. Ne kadar durmuş? 5, 10, 15 dakika durmuş. Olacak da burada bunun altını çizemem. Hani o yüzden öyle oldu. Eksi 10 normalde sıfırın altında olmak zorunda. Ya çizemeyeceğim için buradan belirttim, tamam mı? Yoksa sıfır şu arada bir yerde kaldı şu an. Sonra devam ediyorum. 20 derecede sıcaklığı 10 olmuş. 25 derecede 35 olmuş. 35'te bakın 50 olmuş. Başka nerede sabit kalmış? Hoba, bakın 80'de sabit kalmış. Görüyor musunuz? Yani bu adam sıcaklığını yine arttırmış. Sonra sıcaklık 80 dereceye geldiğinde arkadaşlar gene bakın sabit kalmış uzun bir süre, farkında mısınız? Aslında hal değişim grafiğimiz bu şekilde. Daha sonra şunları aşağıya doğru indirip zamanları da belirtebilirsiniz. Tamam mıdır? Mesela erime sıcaklığı nedir? Bu adam kaç derecede eridi arkadaşlar? 5 derecede eridi. Erime sıcaklığı 5'tir. Kaynama sıcaklığı nedir? Kaynama sıcaklığı kaç derecede kaynadı? 80 derecede kaynadı, değil mi? Sıcaklık uzun süre 80 derecede sabit. Grafiği nasıl çizdiğimi anladık mı? Homojen ve heterojen görünümlü olanları söyleyin diyor. Burası bizim için birinci bölge. Şurası 2, şurası 3, burası 4, şurası da arkadaşlar 5. bölge. Homojen görünümlü olan bölgeler hangisidir homojen olanlar? 1, 3, 5, değil mi? Homojen olanlar için ne diyeceğiz? 1, 3, 5. Heterojen olanlar için ne diyeceğiz? 2, 4. İkinci ve dördüncü bölgelerde artık hal değiştirdiği için heterojendir diyorum. Peki buhar basıncının dış basınca eşit olduğu bölge. Oo. Buhar basıncının dış basınca eşit olduğu bölge. Yani ne demek istiyor arkadaşlar size? İçteki basıncın dıştaki basınca eşit olduğu bölge, öyle değil mi? Yahu içteki basınç dıştaki basıncı eşitse bu adam artık kaynamaktadır. Yani hangi bölgede kaynıyor? Hangi bölgede kaynıyor arkadaşlar? Dördüncü bölgede kaynıyor. O halde buradaki cevabımız da dörttür. Anlaşılmayan bir durum var mı? Var mı arkadaşlar bir problem? İsterseniz şu grafik çizimini tekrar edebilirim. Peki. Bu da aynı mı arkadaşlar? Bu sefer soğuma grafiğini çizin demiş. Hadi beraber hareket ediyoruz. Bu sefer soğuma grafiğini çizin demiş. Olsun, az daha devam edelim. Var mı problem? Son zaten. Bunu da yapıp dersi bitiriyoruz. Soğuma grafiği için arkadaşlar şöyle diyor. Bu sefer tersten başlayacağız, değil mi? Başlangıçta kaç derecedeymiş bu adam? 90. Yani şurası benim için 90 derece. 90 dereceden 80 dereceye indi. 80 derecede bakın uzun bir süre sabit mi kaldı? Değil mi? Demek ki bu 80 derece bu adamın hal değişimi, yani şöyle sabit. Benim yamuk çizdiğime bakmayın, siz sabit çizin. Burası neyi ifade ediyor arkadaşlar bize? 80 dereceyi. Sonra devam ediyorum. Bakın soğumaya devam etmiş. 65, 50, 30, 10, 10 dereceye kadar düşmüş. Sonra 5 dereceye düşmüş arkadaşlar. Hop şöyle düşsün. Bakın 5 derecede gene uzun bir süre sabit kalmış, değil mi? Demek ki şurayı 5 derece gibi düşünürsem eğer, şurası bizim için 5 derece. 5 derecede uzun bir süre sabit kalmış. Sonra kendini eksi o ona indirmiş. Bakın bu da soğuma grafiği.
Var mı anormallik? Isınma grafiği deyince buradan başladım çizmeye. Soğuma grafiği deyince de buradan başladım. Sonuçta değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Mesela yoğuşma sıcaklığı nedir? Yahu yoğuşma kaynama demek değil mi bizim için? Yoğuşma, kaynama, kaynamanın tersi yani. O halde ne diyeceğiz bunun için? 80 derece diyeceğiz. Peki donma sıcaklığı nedir? Yahu donma sıcaklığı erime sıcaklığı değil mi bizim için? Donma sıcaklığı erime sıcaklığıdır değil mi? Bu adam kaç derecede eridi? Kaç derecede donuyor? 5 derecede. Demek ki 5 derece diyeceğiz. Hangi bölgelerde hal değişim olur? Şu mavi ile belirttiğim bölgelerde hal değişim olur. Burada ve burada. Tabi eğer numaralandırırsak ikinci ve dördüncü basamaklarda hal değişim gerçekleşir. Peki potansiyel enerjinin azaldığı bölgeleri belirtiniz. Şimdi potansiyel enerji arkadaşlar bakın sıcaklığın sabit olduğu yerlerde değişiyordu değil mi? Yani ikinci ve dört yok. 1, 3, 5'te kinetik enerji azalmıştır. Hemen şöyle diyorum. Birinci bölgede sıcaklık azaldı mı? Azaldı. O zaman kinetik enerji azaldı, potansiyel sabit. Süper. İkinci bölgede arkadaşlar sıcaklık sabit. Demek ki kinetik enerji sabit. Demek ki potansiyel azalıyor. Yani potansiyel enerjinin değiştiği bölgeler de aslında gene hal değişim bölgeleri. Yani yine ikinci bölge ve dördüncü bölge diyeceğiz. Anlaşıldı mı grafiğimiz, yorumlarımız? Isınma grafiği, soğuma grafiği. Bir problem yoksa eğer dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Tekrar etmemi istediğiniz bir kısım var mı? Tamamdır. Harikasınız.